İyiyim vallahi, yolunda çok şükür. Her şey çalışıyoruz. Setteydim. Şimdi bir ara verdik. Karnımızı doyuralım dedik. Tekrar sete döneceğim. İki ekiple birden çalışıyoruz. Öyle boğuşuyoruz yani işte işte. Zorlu bir karantina süreci sette geride kaldı herhalde. Herkes sete döndü sanırım, değil mi? Evet evet, yani öyle bir sıkıntı yaşadık maalesef ama salt set özelinde değil, sanırım çok agresif bir salgın oldu. Evet. Hemen hemen sağlık memurlarından biriyle görüşmüştüm. Çocuk şey demişti, eli boş dönmüyoruz çok şükür abi demişti. Böyle bir maalesef öyle bir şey atlattık ama şey herhalde ya. Sorduğum hemen herkes çok hafif geçirdiğini söylüyor. İnşallah herkes zevalsiz bir şekilde atlatır bu süreci. Yeni böyle çekimlere başladık mı? Başladık tabii tabii başladık. Epey de yol aldık. Biz de çok memnunuz. Ah teşekkür ederiz. Ya müthiş tabii. Kurgu açısından ilk kez denenmiş bir şeyin bu kadar güzel karşılık buluyor olması çok keyifli. İzleyici de izliyor olduğu şeyden çok mutlu. Onların aldığı sonucu da sokakta bize tebessümle yansıtıyor olmaları çok büyük keyif veriyor bize. Mutluyuz yani, çok mutluyuz, çok şükür. Şu an yılın dizisi olarak gösteriliyor aslında Yargı. Siz böyle bekli şeyiniz var mıydı acaba projeye başlarken? Böyle bir şey bekliyor muydunuz böyle büyük başarı? Ya ben hayatı hep şöyle planlayan bir adam olduğum için yani şimdi bir şey yapalım sonrasına sonra bakarız ne olacağını. Çünkü hayatın da planladığı bir şey var ya, o tarafıyla boğuşmak çok kolay değil. Ama şey, böyle sonuçlanıyor olması sürpriz mi dersen tabii ki değil. Çünkü çok büyük bir emek var işin içinde. Dolayısıyla bir ödülle eğer taşlandırırsa sevgili izleyiciler bizi, ne mutlu bize tabii. Çok mutluluk duyarız. Çok. Hala şaşırıyorum. Bazıları işte eşim senaristi biliyorsunuz işin. Evet. Ondan mütevellit bazen böyle avantajlı gittiğimi düşünüyorlar sete ama çok öyle değil yani. Senaryoda desteğiniz oluyor mu acaba? Siz bir yandan aynı evi paylaşıyorsunuz ama. Estağfurullah tabii. Fikir alışverişi yapıyoruz. Hani bir örneğin işte bir kadın erkek ilişkisiyle ilgili bir şey yazdığımda bir erkek olarak benim yazıyor olduğum kadına tepkin ne olurdu diye soruyor mesela. Orada öyle küçük hayata dair önerilerde bulunuyorum ama o bambaşka bir mecra. Çalışması kolay mı peki? Evde berabersiniz, işte de berabersiniz. Zor oluyor mu? Vallahi ne evde beraberiz ne işte beraberiz yani. Kadın bölümü bitirebilmek için gecenin bir körüne kadar uğraşıyor. Biz de sette bölümü yetiştirebilmek için çok uzun mesailer yapıyoruz. Dolayısıyla birbirimize hasret kalıyoruz aslında döndüğümüzde ama günün özetini geçiyoruz bütün gece. Şikayetler başladı. Yok yok. Yok be, olur mu olur mu? Ama ucu ucu neticem bir set ortamı var herhalde. Yok yok, işimiz şey, avantajlı bir şekilde gidiyoruz. Yani bir bölüm, bir buçuk bölüm önden gidiyoruz. Konu o değil de malum işte dizilerin süreleri, onu bitirmeniz gereken bir süre var. O süreden kasıt söyledim aslında bunu. Evet evet. Çok beğeniliyor. Aa, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beklerim, buyurun izlemediyseniz. Nasıl geri dönüşler olsun? Ya çok pozitif çünkü çok gerçek bir hikaye anlatıyorum orada. Yazıp çizerken de hatta onun sohbetini ettik bizim oyunun yazarı ve yönetmeni arkadaşımızla. Ne anlatmak istiyorsun dedi. Bir insan anlatalım dedik. O da dedi ki o zaman seni anlatalım. Kendimi tüm mahremiyetimle sahnede izleyicinin karşısına koyduğum bir oyun afara. 14-15'e yakında içinde arabesk şarkıların olduğu, çok sıcak, çok gerçek, çok hayattan bir hikaye afara. İzleyici de çok beğendi. Öyle olunca da ben acayip mutlu oldum. Hani demin ödül dediniz ya. Evet. En güzel ödül o herhalde ya. Şarkıları da okumuyorsunuz, adeta yaşıyorsunuz yani. Özellikle müzik programında da gördük Sibel Can'la falan. Aa, olan bir bölümde. Resmen şarkıyı yaşadınız yani. Ya o spontan oldu ama şöyle. Yani aslında benim orada yaptığım o küçük epizod, yani bekar türküsünde yapıyor olduğum şey, üniversite yıllarında ben müzik yapıyordum aktif olarak sahnede. Bizim o dönemlerde de yapıyor olduğumuz bir şeydi ama sonra tabii müzikle çok haşir neşir olamadım ben. İstanbul'da dizi vesairelerinden kaynaklı. O gece de hikaye çok enteresandı. Yani biliyorsunuz çok fırtınalı bir gündü o gün. Koşullar çok zordu vesaire falan. Sevgili Polat Yağcı olayın bir yerinden girip dedi ki ya böyle biraz sanki soğuk gittik, azıcık şenlendirsek mi deyip heybesinde bir şey olan var mı diye sordu. Ben de fark ettiyseniz orada bütün program boyunca böyle oturuyorken ya dedim ben de böyle minik küçük bir şey var ama bu kadar büyük bir şey yapabileceğini hiç tahmin etmemiştim yani. Bütün Türkiye o şarkıyı ezberledi açıkçası. Başta ben olmak üzere. Ya şifa olsun valla. Neşelerini bulsunlar, keyfini sürsünler. Şifa olsun diyorum yani. Yolda çeviremen herkese söylediğim tek şey o. Çevrenizde böyle hikayelerinden örnek aldığınız kişiler oluyor mu? Böyle ilginç tipler var mı? İlginç tipler var tabii. Veya bunu sahneye taşımayı düşündüğünüz olaylar yaşıyor musunuz?
Ya biz Serikli Mehmet amca var mesela, Antalya'da yaşayan, böyle sine keman geleneğini sürdüren, hala hayatta mı bilmiyorum, dönüp bir bakmam lazım. Ben oynadığım bir filmde de onu rol model almıştım. Onun hayatıyla ilgili bir şey yapmayı çok arzu ederim doğrusu. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sevgiler. Sağ olun. İyi günler.